İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimseyi kırmazdı. Enes bin Malik der ki, Allah'ın sevgilisi gayet edepliydi ve gayet mütevazı. Herhangi Müslümanla müsafaha edince, ayırmazdı elini o kimse çekmeyince. Yine çevirmedikçe yüzünü o Müslüman, o mübarek yüzünü çevirmez idi ondan. Bir kimsenin yanında otursaydı yine, otururdu ekseri iki diz üzerine. Yani o Müslümana saygılı olmak için dikmezdi bacağını yanında o kişinin. Yine az konuşurdu o sevgili peygamber. Ancak lüzum ettikçe konuşurdu o server. Yine o nakleder ki, o Resul-i Kibriya, hasta ziyaretine giderdi ekseriya. Cenaze arkasında sessizce yürüyordu ve çağrılan yerlere lütfedip gidiyordu. Sabah namazlarını kıldırıp Fahri Cihan, mescitten dışarıya çıksaydı ne zaman, Medine çocukları gelerek birer birer su dolu kaplarını önüne getirirler, kendisine istirham ederlerdi ki sonra mübarek parmağını daldırsın o sulara. Kış ve soğuk olsa da kırmazdı hiçbirini. Yerine getirirdi iş bu isteklerini. Küçük bir kız çocuğu o Resulün elinden tutup da bir iş için götürseydi evinden, hemen gidip birlikte görürdü o işini. Küçük çocuk da olsa çözerdi müşkilini. Yine Enes bin Malik anlatıyor ki, bir gün birlikte gidiyordum yanında o Resulün. Peygamber-i Zişan'ın üzerinde o zaman bir paltosu var idi, Yemeni kumaşından. Arkasından bir köylü gelerek hiddet ile mübarek yakasından tutup çekti kuvvetle. Paltosunun yakası çiziverdi boynunu. Yine de kızmadı ve azarlamadı onu. Geriye döndüğünde köylü zekat malından bir şey talep eyledi Habibi Kibriya'dan. Köylünün bu haline gülüverdi sadece. Bir şey verilmesini emir verdi hemence. Nitekim bir dişini kırdılar da Uhud'da, yine de bulunmadı onlara bedduada. Buyurdu ki, ya Rabbi, bilmiyorlar gerçekten. Bilseler yapmazlardı, affeyle onları sen. Onun bu merhameti değildi sırf insana. Acır şefkat ederdi o her canlı olana. Hayvanlara eliyle tutarak su kabını bekliyordu bir müddet, içip de doymasını. Mesela çok koşup da terlerse bindiği at, yüzünü eliyle silerdi onun bizzat. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, Eshab-ı Kiram'dan Ebu Derda radıyallahu teala anh hazretleri buyuruyorlar ki,
üç şey olmasa bir gün bile yaşamayı istemezdim. Bunlar sıcak ve uzun günlerde Allah için oruç tutup susuz kalmak, gece ortasında Allah için secde etmek ve meyvelerin iyisi arandığı gibi sözlerin de iyisini arayan kimselerle sohbet etmektir, buyuruyor Ebu Derda radıyallahu teala. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler efendim, buyurunuz. İlk dinleyicimiz. Küstünüz mü? Duymuyor mu bizi? İkinci dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Hayırlı günler. Hocam, dua istiyorum. Rabbim iki can saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefeste iman selameti versin inşallah efendim. Sağ ol, Allah razı olsun hocam. Hocam biz depremzedeyiz, Adıyaman'daki depremde işte kurtulduk hocam. Elhamdülillah. Hocam biz depremden sonra çalıntı gıda yedik hocam, ona çok üzülüyoruz. Marketlerden işte gıda çalınmıştı, çalmışlardı. Bu haram mıdır? Birinci sorum bu. Hocam ikinci sorum yani da... Yani siz onlardan mı satın aldınız? Hayır, satın almadım. Bir yerde toplu kalıyordu. 30 kişi falan. Yiyecek gıda hiçbir şey yoktu. Marketlere girmişlerdi işte. Marketlerden bize getirmişlerdi. Anladık efendim. Yani biz kendimiz gidip çalmadık. Birileri getirmişti. Biz de yedik. Daha sonra öğrendik. Çok üzüldük hocam. Ama şu var, her yer kapalıydı, maddiyatımız da yoktu zaten, alacak yer de yoktu hocam. Tamam efendim. Satın alacağımız yer yoktu. İkinci sorum hocam, maddiyatımız hiç yok. Bize gelen paketler, kutular, Ramazan kolilerinden fitre verebilir miyiz? İçinde un, şeker, makarna, çay var. Üçüncü sorum da hocam, bir kardeşim böyle işte ara ara şakayla mı... Bilmiyor. Şakayla öyle ne dediğini bazen bilmiyor. En ufak bir şeyde kocanı boşa, kocanı boşa diyor hocam. Ben de çok üzülüyorum. Defalarca uyardım, anlamıyor hocam. Yani şakasına söylüyor öyle. İslami şeyi bilmiyor hocam. Bunun vebali var mıdır hocam? Yani onun demesiyle boşanma oluyor mu? Bu kadar hocam. Peki efendim. Hocam size çok dua edin. Çok zor durumdayız. Allah razı olsun. Amin. Hayırlı teşekkür Ramazanlar. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hayırlı günler. Midye yemek haram mı yoksa tenzihen mekruh mu hocam? Yenebilir mi yani? Hanefi'de tahrimen. Yani haram. Balığın dışındakiler. Şafii'de caiz. Yani bu tahrimen mekruh demek, yenebilir demek mi? Hayır. Yenmez demektir. Hanefi mezhebindeki yemez. Taklit etse şey yok ki. Bir zaruret, bir ihtiyaç yok ki. Yani mezhep yani bunun için taklit edilmez yani. Edilmez. Mezhep taklidi yapılmaz. Peki Hanefi mezhebindeki bir Müslüman öyle bir yere gitti ki yani devletini veya şirketini temsil eden yabancı bir ülkeye gitti. Başka yiyecekle hiçbir şey bulamadı. Önüne bunu koydular. O zaman İmam Şafii Hazretleri'nin iştahını hani düşünerek, ona niyet ederek o zaman yiyebilir. Yoksa durup dururken hiçbir ihtiyaç yok. Şimdi öyle bir durum oldu ki usta abi hakikaten radyoda sorulanlar, dinim İslam'a gelen sualler, özel olarak aynı şekilde yazıp gelenler. Yani bin defa düşünüyorsun. Çünkü altyapı göçük ya. Evet. Geçen bir tanesi yazmış, göndermiş bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerife göre diyor, bu haram olmaz mı? Allah Allah. Şimdi birisi diyor ki bu ayete göre diyor işte bu böyle amel edilmez mi? Peki yani bunların bu hale gelmesine sebep, çok özür dilerim de, bu İmam Hatip okulların, ilahiyat fakülteleri, Kur'an kursları, buralarda vazife yapanların vebali o kadar çok ağır ki çok kimsenin de deist olmasına bunlar sebep oluyor. Yani İmam Hatip'in lise kısmına giden çocuğa ayet-i kerimeyi yazıyor. Bundan ne anlıyorsunuz diye soru soruyor oradaki öğretmen. Kendi demek ki aynı şekilde bomboş. Ama diploması var, öğretmen olarak oraya gelmiş. Çocuğu da bozuyor. Çocuk da ondan sonra diyor ki ben bunu anladığıma göre diyor. Alim malim falan kesin ondan sonra. Alime malime falan niye itibar edecek? Ondan sonra da hadis-i şerifi yazıp gönderiyor. Bak diyor, buna göre diyor bu haram olmaz mı? Tabii çocuk iştihat makamında artık. Şimdi
Hani deveye demişler ki boynun eğri. Nerem doğru ki demiş ya. Şimdi neresini düzelteceksin? Neresini düzelteceksin? Hakikaten öyle bir durum söz konusu. Bazen gelen sorular da öyle yani. Evet. Nasıl cevap verecek? İnsan şaşıyor. Şaşıp kalıyor yani. Ve bir de cevap verdiğin zaman da şimdi o soruyu soranın soru şekli, hali, durumu tabii kitaplarda ona uygun olarak mesela bir azimet, bir ruhsat tarafı var. Biz burada mesela bazılarını mesela azimet tarafını, bazılarını haline göre ruhsat tarafını naklediyoruz. Bu bizim görüşümüz, fikrimiz değil. Değil. Ama öbür tarafta diyor ki Osman Ali böyle dedi. Osman'ın dediği diyor ya Osman'ın dediği değil. Osman'ın sadece nakleder. Sen de nakledersin. Bugün senin benim değil ki. Senin benim değil ki. Senin benim görüşüm de değil. O da olmaz. Orada bir şey düşünmek gerekir ki o düşünme, ona eskiden kitaplarda izan deniyor. Yani şimdi olmayan bir şey. Şimdi olmayan bir şey. Yani. Nasıl izah edeceğini bilemiyorsun, tamam mı? Şimdi olmayan. Yani birazcık hani bugün işte anlayış falan diyelim. Evet. O gitmiş, o gitmiş. Altyapıda göçük olduğu için onu öyle düşünebilecek, hatta anlatsan bile de böyle bön bakıyor. Anlıyorsun yani, hatta telefonda bile anlıyorsun. Ya bir gün dinleyicin, birisi bir hanım dinleyicin baktım. Bir sual sormuş telefonda. Ya ses tonu itibariyle çoğu altyapısı göçük de bayağı altyapısı göçük olduğu anlaşılıyor. Sorduğu soruya göre. Dilim döndüğü kadarıyla yani ne kadar indirebildiysem şeyi onun seviyesine anlatmaya çalışıyorum. Ben anlattıkça o hı dedi. Hı hı hı. Ha, onun hı deyişinden çok iyi anladım ki bu anlamadı. En sonunda dedim ki anlamadın değil mi dedim. Hı dedi onu da. Hı dedi. Anlamadı. Niye? Altyapı yok. Yani altyapı olmayınca ben kendimi de düşünüyorum mesela. Bana bir konuda diyelim ki hiç saham olmayan diyelim ki bir makinayı tarif ediyor, anlatıyor mesela. Ben makine mühendisi değilim. O bölümü okumamışım. Makine hakkında bildiğim yüzeysel bir bilgi. Tamam mı? O da ne derece, neresine kadar doğru bilemem. Adam şimdi bir şeyler anlatırken böyle ben bakarım ben ona, değil mi? Şeyde ben Balıkesir Gönen'de vazife yapmıştım. Gönen'de bir çay vardı o zaman işte. Türk-Alman çiftliği vardı. Sonra devlet üretme çiftliği olarak Almanlar devretmişlerdi. O Alman mühendisler o çayı böyle boşu boşuna denize akarken görünce bu çay demiş böyle akar, akar. Siz de buna bakar, bakar. Niye diyor baraj yapmıyorsunuz ya adam, tamam mı? Bu suyu toplasanız niye baraj yapmıyorsun? Bu su böyle akar akar. Boşuna, siz de böyle bakar bakar. Boşuna geç. Akıyor yani. O boşuna derler de halbuki ben öyle düşünmüyorum onu. Denizdeki mahlukat daha çok. Denize gidiyor. Denizdekilerin de ihtiyacı var. Orada da canlılar var. Yani sadece karadakiler değil. Karadakilerden çok fazla daha. Orada mevcut mu? Evet mevcut. Dolayısıyla konuyu nereden açtın? Midye'den açtık. Şafii mezhebinde İmam-ı Şafii rahmetullahi teala aleyh. Şimdi ayet-i kerimede açıkça bildirilmemiş. Ama hadis-i şeriflerle var. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin esas aldığı bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz'in vermiş olduğu ruhsat sebebiyle İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki denizden çıkan her şey. Hatta bu kaba tabirle böyle mübalağalı bir şey anlatırlar ya, babam da çıksa denizden yerim diye falan böyle anlatırlar. Şafii mezhebinde öyle. Fakat İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala onun aldığı delil olarak aldığı hadis-i şeriflere bakıyor. Balık suretindekiler. Balık görünümündeki. Bunun adı yılan balığı olur, köpek balığı olur, balina balığı olur, neyse işte. Hamsi balığı olur, neyse. Bunların hepsi balık. Hamsi deyince bir arkadaşım bize anlatıyor, Karadeniz tabii. Diyor ki işte ne aldım dedi ya, uskumumu aldım, ne aldım falan. Annesi hala telefonda diyormuş, oğlum ben sana balık al dedi, balık. İşte anne aldım demiş uskumru. Oğlum paluk dedim ben sana. Ha, anlattım ki diyor hamsi diyor. Onun için balık sadece hamsi. Evet onun için balık sadece hamsi. Balina da getirsen yok, kıymeti yok. Kıymeti yok onun için hamsi. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde yemek caiz değildir. Pardon, bitti. Bitti benimki.
Hocam bir de şöyle bir soru var. Şimdi bu da çok soruluyor. Diyelim ki ticaret malı malı var. Bununla zekatını verebiliyorsun malı kendinden. Tabii verebiliyor. Peki bu malın değerini hesaplarken diyelim ki nisaba ulaştık mı ulaşmadık mı onu öğreneceğiz. Elimizdeki malın değerini hesaplıyoruz. Bu durumda malın maliyetini mi yoksa satış fiyatını mı şey yapacağız? Satış fiyatı meçhul. Daha satılmadı mal. Dolayısıyla ona maliyet fiyatı esastır. Kaça geldi yani? Mesela diyelim ki ben kalem ticareti yapıyorum. Kalemlerin her birini 50'şer liraya aldım. Tamam. Ha ben vitrine koymuşum 250 liraya satıyorum. Mesela yani. Hangisini baz alacağım? 50 lirayı baz alacağım. Efendim 250 liraya da satılıyor. Satılıyor da arkadaş satıldığı zaman kasaya giriyor. Zaten orada para olarak ben onu hesaba katıyorum. Tamam. Ama şu anda mal bende duruyor. O mal olur fiyatına. Yani bütün ticari maksatla alınıp satılan malların zekat nisabı yılı dolduğu zaman hesaplamada bu ölçü esastır. Maliyet fiyatı. Şeydi de öyle. Adam müteahhit mesela. Mal oluş fiyatını kendisine. Hatta bugün bir arkadaşım birisi işte yayına gelmeden önce soruyordu. Mesela dedi 3-4 kişi birleştiler dedi. Büyük bir han aldılar mesela dedi. Yerlerde daha çok han çekti kar ederiz falan. Bunu dedi herkes kendi hissesine düşen dedi. Zekata dahil edecek mi? Bunlar bu şekilde böyle iş hanı alıp satıyor mu? Yok. Başka iş yapıyor bunlar. Sadece dükkanları kiraya verecekler. Kiraya verecekler. Ve fırsat bulup satacaklar. Bu ticaret malı olmuyor buyuruyor. Ticaret malı değil. İleride satar. Satar canım Allah Allah. Oturduğu evi de satar. Tamam. O problem değil. Hatta adam çiftçilik yapıyor. 10 sene sonra bu tarlayı satabilirim. Ticaret malı olmadı o tarla. Böyle demekle ticaret malı olmaz. Bu adam tarla atı alıp satacak. Bu adam aynı şekilde iş hanı alıp satacak. Ama işi o. İşi o olacak. Ama geldik müteahhide. Bak bir tane iş hanı yapılmış aldım aynı şekilde yerde satarım falan dedim. Ticaret malı değil. Ama ben müteahhitim. Hani derler ya su basmanına kadar. Temel atmışım, oraya kadar çıkmışım. Ortada yani birisine çadır hükmünde bile değil yani. Su basmanı çıkmış, temeller çıkmış yani. Evet. Örtülü bir şey yok. Şuraya bu kulübe koyayım da oturacağım, öyle bir şey de yok. O su basmanla bile zekat nisabına dahil eder buyuruluyor. Onun ticaretini yapıyorsa. Onun ticaretini yapıyorsa. Aa ona kaç para? Kaça mal olduysa ona. Değil mi? Evet. O biliyor ya kaça mal olduğunu. İşçisi, demiri, betonu, bilmem nesi falan diyor ki bu bana işte 50 bin liraya mal oldu. Tamam, 50 bin lira. Borcu da var. Borcu varsa orada da çıkaracak zaten. Düşecek, borç düştükten sonra verecek. Şöyle sorular da geliyor. Boğazına yanlışlıkla su kaçıran ve hanefi olan bir kişi herhangi bir mezhebi taklit ederek orucuna devam edebilir mi? Şimdi gerçekten su kaçırmış mı? Bu sık sık soruluyor falan. Hemen böyle de pat diye bir mezhep taklidi şey yapalım. İnsanlar böyle kolayını arıyor falan. Ya arkadaş senin ağzında su nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Abdest alırken az ver. Onun dışında nasıl su kaçar? Alıp da gargara mı yapıyorsun? Kaçmadı, kaçtı mı zannediyorsun? Veya kaçtı mı zannediyorsun? Zaten kitapta yazıyor. Buyur ki abdest için aldın veya da aynı şekilde ağzını çalkalamak için aldığın suyu tükürdüğün zaman kalan yaşlılık affedilmiştir buyuruyor. Daha nesini zorluyorsun yani? Bozulmaz abdest. Neyi taklit edeceksin? Ha şeyi arıyorlar geçenlerde bir tanesi. Acaba diyor bir mezhepte diyor var mı diyor böyle diyor hani orucu bir tarafından işte açık az giysek içsek falan filan. Onu arıyor duruyor falan. Ya dedim arkadaşım niyetin senin orucu tutmak mı tutmamak mı? Tutmayacaksan tutma. Yani. Ha evirip çevirip durma. Kimin evirip olduğunda? Çevirip tutma. Şey yapma. Şimdi en çok sorulanlardan. Efendim ağzımda su kaçtıysa mezhep taklit edebilirim. Ağzımda kan var işte falan ne yapacağım bunun çıkış yolu var mı falan.
Ya arkadaş, kitapta açıkça yazıyor. Ağız dolusu deniyor ya. Tükürükten fazla bu. Evet, benimki fazla. Ya fazla olsa zaten sen yaşayamazsın be arkadaşım ya. Eğer tükrüğünden fazla ağzında haldır haldır kan akıyorsa sen ayakta duramazsın. Doğru aynı şekilde götürüp yoğun bakıma koymalar lazım seni. Öyleyse, öyleyse zaten ölçüyü bildirmişler. Tükrükten azsa bunu yuttuğunda orucun bozulmaz. Tükürdüğün zaman da abdestin bozulmaz. Ne zorlayıp duruyorsun? Ne zorlayıp duruyorsun? Ama efendim, aması yok ya. Konuşuyorsun, bak yazıyorsun. Demek ki senin tükrüğün, senin ağzındaki, dişindeki kan tükrükten fazla değil. Neyi vesvese ediyorsun? On sana, efendim işte taharetlenirken makat bölgesinin. Ya şimdi Mustafa abi, yani sen kendin sağlık kolej mezunu olduğun için daha bu konuda bizden fazla bilirsin. Ya mesela doktorlara soruyorsun falan. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu, mesela o bölgede şeyler, kaslar daha kuvvetli yaratılmış. Daha kuvvetli yaratılmış. Eğer o bölgede bir rahatsızlık olmadıysa, bir ameliyat bilmem ne olmadıysa, kolay kolay yani oradan su içeriye geçmez deniyor. Su içeriye geçmez. Bunun nesine endişe ediyorsun? Ama işte efendim, işte saatte bir değil de biz okuduk orada işte basur memeleri dışarı çıkar, onu ıslakken aynı şekilde içeri çekilirse falan. Bir arkadaşım, bunda telaş edecek bir şeycik yok ki. Sen basur musun? Sen telaş edecek. Gerçekten basursa zaten orada diyor ki yanında da aynı şekilde şey vardır, tuvalet kağıtları vardır. Şey yaparsın, kurulanırsın. Ya kaldıysa? Ya arkadaş, zaten ya kaldıysa diye başlarsan var ya, hiç oruç falan tutma. Namaz da kılma. Değil mi? Kıldırtmaz sana bunu. Vesvese artık. Bu vesvese. Yo, kaldıysa falan filan. Hep hatırıma ne geliyor biliyor musun böyle durumlarda? Adam epeyce tedavi görmüş akıl hastanesinde. Kendisini darı zannediyormuş. Tavuklardan kaçıyor yani. Tavuklardan kaçıyor. En sonunda aynı şekilde bakmışlar ki hala hareketler düzeldi. Başhekim bir daha kontrol edeyim bunu demiş falan. Başhekime demiş ki tabii demiş. Sayın demiş başhekimim, ben demiş darıyım de ben insanım demişim. Başhekim de demiş Allah Allah, akıllı uslu konuşuyor demiş. Herhalde tedavi oldu bu. Neyse. Taburcu edecekti. Çıkarmışlar bunu, gönderiyorlar. Hastanenin bahçesine çıkınca geri dönmüş gelmiş. Demiş doktor bey, ben demiş dar olmadığımı biliyorum ama demiş tavuklar benim dar olduğumu biliyor. Onları da anlatsanız. Bu adam dar değildir. Yerler merler ne olur. Ne olur ne olmaz değil mi? Gayri ihtiyar bundan hatırıma geliyor ya. Arkadaş şeyse tedavi ol ya. Değil mi? Bir şey daha sormak istiyorum. Geçen hafta cuma idi galiba. Perşembe veya cuma günü. Hani su buharı orucu bozar mı? Birisi burnunu nemlendirmek için bir cihaz kullanıyormuş falan. O konuyu bir kere daha anlatabilir misiniz? Yani orada mesela banyoda ki o su buharını boğazımıza ya da özür diliyorum burnumuza kaçsa bozulmuyor dediniz. Bozulmuyor. Evet. Bozulmuyor. Fakat o bahsetmiş olduğu şeyi yakine ben bilmiyorum. Nasıl bir buhar çekiyor bu? Buhar değilmiş o. Yani hafif bir nemlendiriyormuş havayı. Eğer gerçekten hafif bir nemlendirme yani şeyse. Konya havasını İstanbul havası yapıyor. İstanbul havasını nemlendiriyor falan. Öyle bir durumu varsa, bir şey de girmiyorsa bozmaz. Şey gibi, hani banyoya girdiğin zaman o su buharının aynı şekilde teneffüs edilmesi gibi. Zarar vermez. Zarar vermez. Ama şimdi böyle sorar da bir başkası diyor ki ben onu biliyorum, öyle değil o. İçeriye su giriyor falan diyorsa o değil. Yani böyle buhar kabarcıkları, su kabarcıkları giriyorsa o başka bir şey. Tabii. Mesela bazıları diyor ki efendim diyor ben diyor oksijen şey yapıyorum. Ya oksijen bozmaz mı diyor. Mesela astım ilaçları var ya hani fıs fıs var mesela. Onu oksijen diye soruyor bana. Sordum ben hocaya diyor bozmaz dedi diyor. Ya oksijen diye sorarsan bozmaz. Havası giriyor falan. Ama o astım hastalarının kullandığı sadece oksijen değil. İlaç. İçinde ilaç var. Bozan o ilaçtır. Bozan o ilaçtır. İlaç yoksa ya diyor fıs fıs işte falan. Fıs fıs halk arasında öyle diyorlar da fıs fıs. Evet. Diyor hava şey yapıyor falan. Yani şeyde saatte bir değil de İslam ahlak kitabında da yazıyor. Hani oksijen doğrudan doğruya hava şey yapılmış olsa o bozmuyor. O bozmuyor. Hani bazıların kafası niye bozmuyor ben ne bileyim niye bozmadığını. Hava çünkü. Hayır. Yaratan öyle emretmiştir, öyle buyurmuştur. Bu bozmaz buyurmuştur. Zaten alıyoruz normalde de havayı, aha, oksijeni. Dışarıda o zaman hiç kimse oruç tutamaz zaten değil mi? Tabii. Dolayısıyla yani kitaptaki bildirilerini aynı şekilde naklediyoruz. Orada gerçekten o su zerreci
biz bilmiyoruz nasıl yapıldığını. Şey de bilmiyordum mesela. Onu araştırdık, şey yaptık falan da. Saç boyası. Meğer saç boyası kına gibi, mürekkep gibi. Saçın rengini değiştirme özelliğine sahip bir şey. Alı boya gibi. Meydana getirmiyormuş. Tabaka meydana getirmiyormuş. Onu öğrendikten sonra saç boyası bozmaz diye rahat da söylüyoruz. Daha önce altına su geçirmiyorsa gusle manidir diyorduk. Şimdi öğrendik ki altına su geçiyor. Altına su geçiriyor. Ama oje öyle değil. Altına su geçirmiyor. Gusle de abdeste mani midir? Manidir. Altına su geçiren oje yapıyorlarmış hocam. Öyle mi? Evet. Yalnız böyle şeyler de Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh Saadet-i Ebediye'de alkol bahsinde bir ifadesi var, o hatırıma geliyor. Şimdi orada mübarek biraz da baktım sen Celalli gibi satır. İşte bazılar diyor ki alkolsüz bira. Mübarek orada buyuruyor ki madem alkolsüz niye adı bira? Niye gazoz değil? Değil mi? Yani. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Ramazan'da sadaka vermek. Ramazan ayında nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibi olduğu için, bilhassa bu ayda çok sadaka vermelidir. Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak niyetiyle, muhtaçlara, fakirlere, mal, para bağışlamaya ve her türlü iyilikte bulunmaya sadaka denir. Mal, insanın sevdiği şeylerden birisidir. Cenab-ı Hak, mal ile insanı imtihan ederek buyuruyor ki, "Beni sevme iddianızda haklıysanız, size verdiği malların bir kısmını feda eyleyin." Eğer ebeveyniniz, çocuklarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz alışveriş, hoşlandığınız evler, size Allah'tan ve Resulünden, Allah yolundaki cihattan daha sevgiliyse Rabbin azabını bekleyiniz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, sadaka sahibi mahşer günü hesabı bitinceye kadar sadakasının gölgesi altındadır. İnsanlar sadaka olarak verdiği şeyi Allah rızası için verirse, Hak Teâlâ'ya verilmiş sayılır ki karşılığında çok sevap alır. Kendi kabından din kardeşinin kabına bir miktar su boşaltmak sadakadır. Emri maruf ve nehy-i münker yapmak, din kardeşine güler yüz göstermek, yoldaki taşı kaldırmak ve yol göstermek de sadakadır. Allah-u Teâlâ bazı kullarına çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olması için yaratmıştır. Bu nimetleri Allah'ın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Eğer bu nimetler onlara ulaştırılmazsa Allah-u Teala o nimetleri bunlardan alır, başkalarına verir. İnsanlara faydalı olmak, onlarla iyi geçinmek de sadakadır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, iki kişinin arasını bulmak sadakadır. İnsanların en hayırlısı, İnsanlara faydası dokunandır. Halka müdara etmek sadakadır. Müdara, dinini korumak için dünyalık vermek demektir. Akrabaya sadaka vermek iki misli sevaptır. Hadis-i şerifte, beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, muhtaç akrabası dururken başkasına sadaka veren kimsenin sadakasını Allah-u Teala kabul etmez buyuruldu. Bir kadın yanında küçük çocuğuyla ormana oduna gidiyordu. Karşılarına bir ihtiyar kimse çıkıp bir lokma ekmeğe muhtaç olduğunu söyledi. Kadın da yanında bulunan bir parça ekmeği ona verdi. İhtiyar dua ederek oradan ayrıldı. Bir müddet sonra bir kurt gelip kadının çocuğunu kaçırdı. Odun toplamakla meşgul olan kadın feryadı duyunca hemen koştu. Elinden bir şey gelmiyordu. Daha sonra çocuk ağlayarak kanter içinde geri geldi. Kadın sevinçle çocuğuna sarıldı. Bu esnada şöyle bir ses duydu. Kendi ihtiyacın olduğu halde
İhtiyara verdiğin o bir lokma ekmek sebebiyle çocuğun kurtuldu. Sadaka nafile bir ibadettir. Zekatsa farzdır. Zekat borcu olanın sadakası makbul değildir. İmam Rabbani Hazretleri, farz ibadetlerin yanında nafile ibadetlerin hiç kıymeti yoktur. Deniz yanında damla kadar bile değildir buyuruyor. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki dinleyicimiz, ilk dinleyicimiz zaten öbürüsü de cevap veremedi, düştü herhalde. Dedi biz Adıyaman'dan arıyoruz dedi. O deprem anında işte bir arada toplanmıştık. O arada yiyecekler falan getirildi. Sonradan öğrendik ki dedi. İşte bir marketten dedi. Onu dedi, camın çerçevesi zaten kırılmıştır o. Oradan getirmişlerdi. Zaten dedi, alacak başka bir yerimiz de yoktu dedi. Yani satın alacak o anda cebimizde para da yok dedi. Her şey dedi yıkıldı etti falan. Ama bütün bunlar bunu şey yapmaz, meşruiyet kazanmaz. Başkasının malını aynı şekilde yemek, kullanmak helal olur, hükmüne götürmez. Efendim hiç mi? Mesela kitaplarda buyuruyor ki ölüm tehlikesiyle, susuzluktan ölmek üzere veya açlıktan ölmek üzere böyle durumlarda Allah-u Teala'nın men ettiği, yasak ettiği hayvanlar bile izin verilmiştir. Ölmeyecek kadar yenebiliyor mesela onlar. Mesela yılan diyelim, mesela diyelim solucan, neyse işte yenmeyecek şeylere bile ölmeyecek kadar izin verilmiştir. Susuzluktan aynı şekilde şey, başka da yok, alkol var. Susuzluğu giderecek kadar ona izin verilmiştir. Ama başkasının malını alma konusunda yani çok titiz davranmış orada. Çok titiz ifadeler var. Titiz davranmış haşa. Yani müştehit alimler işte orada hassasiyet göstermiş şeklinde anlaşılmasın. Onu niyetle söylemedim. Sürüşülisan oldu. Onların yani, titizliğiyle alakalı değil. Değil yani. Yani Allah-u Teala kesin net ifadeler hüküm bildirmiş. İslam alimler de bunları da yazmışlar ve bildirmişler. Mümkün mertebe sakınmalı. Şimdi öyle bir durum oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. Yani ölecek kadar öyle bir durumu oldu mu olmadı mı ondan durumunu bilmiyoruz. Peki yapılacak iş nedir? Yani nereden alındığı belliyse o marka sahibiyle helallaşmaktan başka çaresi yok bunun. Efendim marka sahibi de o depremde yakınlarının altında öldü. Kimi kimsiz de kalmadı mesela, gitti. Ne yapacağız o zaman? Gene kul hakkı bu. Ahireti soracak. Ya yedik gitti işte ne olacak falan filan. Değil. Sana göre yedin gitti de amel defterine geçti onlar. Ne yaptın, ne söyledin hepsi yazılıyor. Yani sana göre öyle. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açık net bir şekilde bizi dönmeyecekler mi buyuralar? Bizi dönmeyecekler mi? Ve mesela şeyde bir kimsenin vefatında, bir müminin vefatında duyduğumuz anı işte ayet-i kerimede var. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz. Yani inna ileyhi raciun. İnna ileyhi raciun. Ona rücu edeceğiz. Oraya döneceğiz. Bana döneceksiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ben size bir ömür verdim. Aşırı etmez Cenab-ı Hak. Hatta şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte askeri liselerde kimya muallimliği yaptığı gibi diğer sivil liselere de gitmişler. İşte o öğrencilerinde bir tanesi sormuş efendim, demiş hani insanlardan bazıları Allah-u Teala çok tavır koyuyor falan, böyle tafra yapıyor, reddediyor, şey yapıyor falan, hani Cenab-ı Hak bir misal vermişler bu zat o talebesine. Buyurmuşlar ki evladım sen insansın. Mesela ayaktasın şu anda. Ayağın ucunda bir karınca. Sana diyor ki işte insan oğlu, ben seni kabul etmiyorum. Ben var ya seni tepe taklak indiririm ha falan filan. Bir şeyler söylüyor. Git buradan. falan diyor. Filan diyor. Sen bana karışamazsın falan filan diyor. E demiş ne yaparsın? Demiş efendim kale bile almam. E demiş insan ne ki demiş.
Yedi kat yaratmış. Yedi kat göklerin içerisinde. Birinci kattaki bir işte küçük bir gezegende varlığıyla yokluğu arasında bir şey olmayan bir varlık. Bir varlık. Dolayısıyla hatta bir yerde okumuştum onu da ama nerede okudum sonra unuttum. Cebrail Aleyhisselam bütün böyle kanatlar bahçeviyor, şöyle şey bakıyor, gökyüzüne her tarafı şey yapıyor falan. Şimdi kibir o, değil onlarınki ama hoşuna gidiyor. Ve gönlüne de geliyor. Çünkü meleklerde nefis olmadığı için kibir de olmaz. Gönlüne de geliyor. Allah Allah acaba diyor, benden daha büyük birisini yarattım iki diye. Gönlüne geliyor. Allah Allah Cebrail Aleyhisselam falan yerde melek kulum var, git ona selamımı söyle diyor. O kadar kanadı ve büyüklüğüyle sadece onun kulağına girmiş diye okuyor. İnsan tabii bu da bunu duyunca, okuyunca falan dehşete düşüyor. Ondan sonra insanın hiçbir kıymeti yok. İnsanın hiçbir kıymeti. Hele bir de Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin namaz risalesinde bildirdiği şey var. Zaman zaman onu naklediyoruz da. Mesela onu ben zaman zaman okuyorum, zaman zaman hatırıma geliyor, düşünüyorum falan. Kendi kendime gülüyorum. Neyine havalanacaksın, neyin var senin falan diye. Şimdi o saat buyuruyor ki namaza durmadan önce şunu düşün diyor. Ne kadar insan var? Usta biz 70 yaşına kadar hep 7 milyar dedik. 70'e gelince 8 milyar olmuşuz. 8 oldu. Siz 70 yaşına gelince en az 9 milyar olur mu olmaz mı bilemem artık orasını. Gayret edin biraz. Nasip. Belki nasıl? Azaltırız. Belki azaltırız. Şimdi 8 milyar diyelim. Orada buyuruyor ki insanların 10 katı şöyle düşün diyor. Ne kadar insan var? 8 milyar. Bunun 10 katı cinlerdir. 88 milyar. Bu ikisinin 10 katı, 88'in 10 katı yeryüzünde yaşayan, karada, toprakta yaşayan mahlukat. 880 milyar. Buraya kadar ben de sayabiliyorum. Bu üçünün 10 katı havadakiler, kanatlılar. Bu dördünün 10 katı denizdekiler. Bu beşinin 10 katı yeryüzündeki melekler. Bu altısının 10 katı birinci kat semadaki melekler. Bu yedisinin 10 katı ikinci kat semadaki melekler. Ve arş-ı âlâdaki meleklerin sayısını ise Allah-u Teala kimse bilemiyor. Ve bu zat buyuruyor ki Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, bunların içerisinde sen nesin, neredesin, nasıl bir varlıksın? Şimdi hani bizde bir söz vardı, zurnanın son deliği. Ya zurna falan kalmadı ortada, zurna da yok, deliği de yok. Hiçbir şeysin, hiçbir şeysin. Dolayısıyla yani hiçbir şeyiz tabii ki. Ama Allah Teala ihsan etmiş, kıymet vermiş, yarattığı mahluk içerisinde eşefül mahlukat iltifatına mazhar olmuş bir varlığız. Fakat bu varlık eşefül mahlukat olan, mahlukların yaratılmışların en kıymetlisi, şereflisi olan bu mahluk hayvandan da aşağı olabiliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de belhüme dalbüllü. Hayvandan da aşağıdır diyor. Neye göre? Nefsine tabi olursa. Hayvandan da aşağı oluyor. Bakıyorsun şimdi surete insan. Adam yüzü kızarmadan mesela bazıları şakır 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 yalan söylüyor. Zerre kadar da incikli şey yapıyor. Ya hayvan bile mesela kedi köpek hani hayvan netice itibariyle evcilletsen gelse bir şey devirse o kediye köpeğe sahibi ne yaptın niçin böyle yaptın falan böyle pısar. Yani özür dilerim der gibi yanlışlık oldu der gibi bir yani bir yüzü, hayvan mahcup olur. Süt dökmüş kedi gibi olur. Ha süt dökmüş kedi gibi olur falan. İnsana bakıyorsun falan adam lapur lapur aynı şekilde çakır çakır yalan söylüyor. Adamın yüzü de kızarmıyor. Onu diyorsun bu. Babaannem bir şey derdi. Oğlum dedi öylelerin derisi camus derisi gibi derdi camus. Siz bilirsiniz değil mi? Evet. Camus derisi. Manda derisi. Manda. Camus derisi gibi. Dolayısıyla efendim o market sahibini bulmak ve helallaşmak. Varsa bedelini ödemek, vefat etmişse yapmışsa arkasına dua etmeli. Efendim bir de bize yani şu anda bir şeyimiz yok. Bazı şeyler geliyor. Biz bununla fıtra verebilir miyiz? Ona gelince onlar mı oldu? Dolayısıyla oradan fıtra verebilir miyiz? Kardeşim dedi işte kocana boşa falan diyor dedi. Yani dedi ben de şey yapayım. Onun öyle demesiyle dedi boşam olur. Olmaz canım. Olmaz.
şakasına söylese de şey yapsa da böyle şeyleri dile getirmemeli, söylememeli. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.